1923'ten 2023'e kadar geçen tam bir asırlık zaman. İşte bu zaman dilimi ve o asırlık süreç Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık geçmişini de tanımlamış oluyor. Evet, Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyetimiz 100 yaşında ve 100. yılında. Bu tarihi yıl dönümü gerektiği gibi gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında Türk'ün olduğu her yerde hakkınca kutlanabilecek mi acaba? Ne yazık ki görünen köy kılavuz istemiyor ve günler yaklaştıkça hazırlıkların boyutuna baktığınızda gerçekten 100 yıllık bir kutlama, bir yıl dönümünü yaşama gibi bir tablo ortada yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin son yıllarına biraz bakılacak olursa, Cumhuriyet onuru, onurumuz ne yazık ki layık olduğu biçimde işlenmiyor ve hatta kimi çevrelerce de görmezden geliniyor ve öteleniyor. Oysa diyorum, oysa kolay kurulmadı bu Cumhuriyet. Boğaz'ın hasta adamı Osmanlı'nın koma halinden bir güneş gibi doğup öne çıkan Mustafa Kemal Paşa, bir hayali gerçek kılarak bağımsızlık mücadelesini hiç yılmadan ve hayatını, tüm yaşamını ortaya koyarak inançla öre geldi. Anadolu'yu adım adım örgütledi ve Kuvayi Milli adıyla bir yapılanmaya da giderek kurtuluş mücadelesinin kıvılcımını köy köy, kasaba kasaba, şehir şehir tüm Anadolu'ya taşıdı. O bir kıvılcım alev oldu, ateş oldu ve on binlerce isimsiz Kuvayi Milliye gönüllüsü sayesinde işte bu ateş topu, işte şu günlerde şanlı 100. yılına onurla eriştiğimiz Türkiye Cumhuriyeti'ne bir gece yarısı dönüşü verdi. Yani bugün Türkiye Cumhuriyeti varsa diyorum ve Türk ulusu varsa ve bugünlerde 100. yıl onurunu yaşıyorsa bunun kökeninde hiç kuşkusuz Mustafa Kemal'e inanmış, mücadelesine omuz veren nice isimsiz kahraman da vardı. Yani Cumhuriyet tarihinde pek bilinmeyen, unutulmaya yüz tutmuş mücadele örneklerinden söz etmek istiyorum. Anadolu'nun pek çok bölgesinde verilen bölgesel direniş kavgaları ve kurtuluş uğruna yerel savaşlar, kahramanlık destanı yazan isimsiz Kuvayi Milliyecilere bugün biraz dikkati çekmek istiyorum. Anadolu'da başlayan bu kurtuluş mücadelesinin sayısız örneğinden, savaşlarından, mücadelesinden biri de Çukurova'da Fransız işgal birliklerine karşı verilen ölümüne bir mücadeleydi diyebilirim tam 100 yıl önce. Ve bu mücadelenin bugün akıllarda kalan tek savaşı belki de Karboğaz direnişi olmuştu denilebilir. Peki kimdi bu isimsiz yerel kahramanlar? Güylek köylüsünün bu mücadeledeki rolü ne olmuştu acaba? Ve ne yaşanmıştı Toros Dağları'nın o sarp eteklerinde? Karboğaz mevkiinde köylülere o günlerde komutanlık yapan Hasan Fehmi Akıncı kimdir? Bölgenin kurtuluşunda rolü ne olmuştur? Bu kahramanlık öyküsünün pek bilinmeyen ayrıntıları için gelin isterseniz şimdi Tarsuslu tarih araştırmacısı ve ressam Hikmet Öz ile emekli olduktan sonra memleketi Tarsus'a yerleşen ve Cumhuriyet öncesinden günümüze dek yakın tarih üzerine araştırmalar yapan emekli başsavcı Osman Homurlu'ya kulak verelim diyorum. Fransızlar Tarsus'u işgal ettikten sonra Tarsus'un kuzeyine doğru yayılmak isterler. Yani Fransızlar sömürgeci bir devlettir zaten. Yayılmak isterler ve kuzeyde demir yolu üzerinde bulunan Pozantı'ya doğru Menil ve komutasındaki bir tabur asker oraya gönderilir. Ve Menil, Birinci Dünya Savaşı'nda üstün yararlılıklar gösteren bir taburun komutanıdır. Zaten o savaşta da ayağını kaybetmiştir. O yüzden Aksak Menil derler ona. Bir lakap olarak da takılmıştır. Ve bir süre sonra Tarsus, Pozantı üzerindeki demir yolu hattı üzerinde büyük savaşlar başlar. Tarsus'ta ve çevresinde oluşan milli müfrezeler, milli kuvvetler birinci Kavaklıhan'da muhtelif savaşlar yapılır. Kavaklıhan'da birçok yerde
Belemedik'te ve oradaki tren istasyonu üzerindeki bütün Fransız birliklerini, karakol şeyli askerlerini büyük bir savaşta alırlar, temizlerler ve Menil'in Tarsus ve Adana ile ilişkisini keserler. Bunun üzerine Adana'daki komutanlık uçakla Menil'e bir haber gönderir. Bu haber üzerine Menil'e başın çaresine bak artık sana ulaşamıyoruz derler ve Menil de taburunu derler toplar ve Mersin'e doğru dağlar arasından, vadiler arasından yola çıkar. 24 Mayıs 1920 sabahı Menil askerleri Pozant'tan kaçarcasına ayrıldıktan sonra tabii arkasında 150 ölü bırakmıştır. Sinan Tekerlioğlu'na, o zamanki Türk kuvvetlerinin komutanı Sinan Tekerlioğlu'na da bir mektup verir, Menil gönderir. Bu mektupta insanlık duygularınıza güvenerek onları, yaralıları, geride bıraktığı yaralıları tedavi edeceğine, koruyacağına eminim diyerekten Türk kuvvetlerinin komutanına hastalarının tedavi edilmesi için istekle, dilekle bulunan bir mektuptur bu. Tabii askerler sabah erken saatlerinde çıktığı için Panzım Çukuru köyünden de bazı köylüler yolda karşılaşır Menil'in askerleriyle ve bu kişilerin kendilerine rehberlik yapması için Menil, bu Hasan ve eşi Hatice ile Komucu Veli'dir bu kişiler, rehberlik yapması için tutarlar ve size para vereceğiz, bize doğru yolu gösterin, biz Mersin'e nasıl ulaşırız diyerekten. Tabii yolda giderken Hatice kaçar. Hatice kaçar, köyüne gider ve köydeki kişilere durumu iletir. Bunun üzerine köylüler örgütlenir. 22 köylü yamacın bir tarafına, diğer 22 köylü yamacın bir diğer tarafına Karboğazı geçidinde pusuya yatarlar. Ve Menil ve askerleri oradan geçerken yayılım ateşi açarlar. Bu yayılım ateşi sonucunda Fransızlar paniğe kapılır ve kaçmaya başlarlar. Ve birçok ölü bırakarak kaçarlar. Sonuçta çevirirler yine bunları bir yerde. Ve sonuçta teslim olacaklarını, Fransızlar paniklemişlerdi, teslim olacaklarını söylediler. Ve Pozantı'da bulunan Hasan Karaafat'a çağırırlar. O zamanki birliklerin komutanıdır, Türk birliklerinin komutanıdır. Hasan Karaafat'a teslim olacaklarını iletirler ve teslim olurlar. Tabii bu teslim olan kişiler daha sonra toplanırlar ve Kayseri'deki esir kampına gönderilirler. Tabii bu arada Menil'in karısı da hastanede hemşiredir. Menil'in karısını da ele geçirirler ama tabii Menil'le buluştururlar ve orada duygusal bir an oluşur. Karboğazı kahramanı Tarsus'un Sofular Mahallesi'nden Üsteğmen Hasan Fehmi Akıncı, Tarsus'un ve Çukurova'nın kurtuluşunda çok önemli kişiliklerden biridir ve başta gelenidir. Çünkü Karboğazı'nda esir alınan Fransız taburu, bu olay Fransızları büyük etki altına almış ve işgal iradelerini kırmıştır. Daha sonra Ankara Antlaşması'na varan bir sonuca getirmiştir. Hasan Fehmi Akıncı öğretmendir. Öğretmenlik yaparken Birinci Cihan Harbi'nin çıkmasıyla 1914'te
askere alınmış ve süvari eğitimi aldıktan sonra Filistin cephesine sevk edilmiştir. Buradaki İngilizlerle yapılan savaşta yaralanmış ve Adana'ya getirilmiş ve ameliyattan sonra kurtarılarak Adana'da terhis işlemi yapılmıştır. Ancak burada Atatürk'ün emriyle ordunun da terhis edilmesi sebebiyle işgal olacağı için işgal nedeniyle jandarma görevli olacağından jandarma sınıfına geçilmesi teşvik edilmiş. Hasan Fehmi Bey de jandarma sınıfına geçmiştir. Kendisi jandarma teğmeni olarak göreve başlayarak Adana'da, Ceyhan'da ve Adana İstasyon Karakolu'nda, jandarma karakolunda görev yapmıştır. Buradan Karahisarlı Jandarma Komutanı olarak tayin edilmiştir. Kendisi bu sırada üst teğmen rütbesindedir. Adana bölgesinde Atatürk tarafından görevlendirilen Sinan Tekelioğlu, mahiyetindeki subaylarıyla birlikte Karahisarlı'ya gelmiştir ve Hasan Fehmi Bey ile irtibat kurmuştur. Hasan Fehmi Bey gelen heyeti karşılamış, onlara her türlü yardımı yapmış ve birlikte hareket etmiştir. Başta Karahisarlı işgal yanlısı bir yönetimden kurtarılmıştır. Daha sonra Hasan Fehmi Bey Karahisarlı çevresindeki tüm köylerde örgütleme çalışması yapmış, halka silah dağıtmıştır. Tarihçi Hikmet Öz ve Osman Homurlu aynı köyden 44 isimsiz kahraman ile kazanılmış bu bölgesel mücadele yani Karboğaz Savaşı gerek Türkiye'nin İstiklal Harbi açısından gerekse mazlum milletlerin uyanışında benimsediği bir ruhu yaratma bağlamında örnek ve öncül bir karakteri ortaya koyan bir mücadele şeklinde tanımlanıyor. Yaklaşık 800 Fransız askerini etkisiz kılan, esir alan bu 44 kişilik korkusuz kara afet müfrezesinin destansı kahramanlığını ve kimi ayrıntıları yine Öz ve Homurlu'dan dinlemeye devam ediyoruz. Tabii Karboğaz Savaşı Fransızların en çok korktuğu şeylerden biridir. Yani Türklerin uyanması ve emperyalizme karşı, Fransız sömürgeciliğine karşı savaş vermesi Fransız sömürgelerinde de uyanışa neden olmuştur. Birçok ülkede, yani Fransız sömürgesi olan birçok ülkede yerli halklar Türkiye'deki bu harekatı, bu kavgayı örnek alarak kendilerine, örnek alarak sömürgeye karşı, sömürgeci Fransızlara karşı bir isyan hareketi başlatma girişimlerinin kıpırdandığını Fransızlar hissederler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ile barış anlaşması yapmak için meşhur Ankara Anlaşması, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini tanıyan ilk devletlerden biri olur Fransızlar bu anlaşmayı yaparak. Karboğazı Savaşı'nda bu savaşa katkı veren 44 kahraman gerçekten Çukurova'nın kurtuluşunda ve ülkenin kurtuluşunda, yabancı işgalcilerden kurtuluşunda çok büyük kavgalar vermişlerdir ve unutulmazlar arasına girmişlerdir. Bu 44 kahramanın ruhları şad olsun, onları Türkiye Cumhuriyeti Devleti yaşadığı süre içerisinde minnetle, şükranla anacağız.
Bu sırada verilen talimat gereği tabur hareketlenmek durumunda kalmış ve taburu terk ederek Gözne, Namrun istikametinden Mersin'e intikal etmek üzere yola çıkmıştır. Bu sırada bu durumu tespit eden jandarma Hasan Fehmi Bey'in yanına 44 jandarma da alarak kara bomba müfrezesi ismini verdiği müfrezeyle bu olay yerine intikaliyle jandarma Çamalan Jandarma Komutanı'na verdiği talimat gereği taburun önü kesilmiş ve ilk öncüler imha edilmiştir. Bunun üzerine tabur geri çekilmek zorunda kalmıştır. Daha sonra jandarma Üsteğmen Hasan Fehmi Akıncı bu Fransız taburunun takibi için komutanlığı devam ettirmiş ve orada komutana bir haber gönderen jandarma komutanı Menil teslim şartlarını konuşmak istediğini ancak kendi seviyesinde bir komutanla konuşabileceğini söyleyerek haber göndermiş. Hasan Fehmi Bey de kendisi üsteğmen olmasına rağmen sivil bir kıyafetle kendisiyle görüşmüş ve bir anlaşmaya razı etmiştir. Bu suretle bir teslim tutanağı düzenleyerek Fransız taburunu teslim almıştır. Bu teslim tutanağını da Hasan Fehmi Bey düzenlemiş, altına kendisi ve binbaşı Menil imza koymuştur. Bu tutanakta nasıl davranılacağı, esirlere nasıl muamele edileceği gibi bir takım ayrıntılar tespit edilmiş bulunmaktadır. Bu olay çok önemli bir olaydır. Çukurova'nın kurtuluşuna etki ettiği gibi ülkenin kurtuluşuna da etkili olmuştur. Çünkü Ankara Antlaşması'na mecbur etmiştir Fransızları. Uzun zaman Fransız taburu Kayseri'de misafir edilmiştir. Binbaşı Menil ile birlikte. Hatta binbaşının eşi de esir alınmıştır. Eşi de kendisine teslim edilerek Kayseri'de misafir edilmişlerdir. Bu olay Çukurova'nın kurtuluş savaşçılarının bir şeref olayıdır. Büyük bir olaydır. Önemli bir hadisedir. Bölgenin Fransız işgaline karşı mücadeleyi destekleyen Tarsuslu kanaat önderlerinden biri de ünlü şair Ümit Yaşar Oğuzcan'ın babası olan döneminin tanınan saygın şairi ve yayıncı Lütfü Oğuzcan'dı. Karboğaz Savaşı'nın baş kahramanı sayılan Hasan Fehmi Akıncı ile ölünceye kadar ayrılmaz bir ikili dostluğu olan ve Kuvayi Milliye Mersin Teşkilatı'nda uzun yıllar birlikte hizmet veren Lütfü Oğuzcan, bu kahraman albay dostu için Cumhuriyet'in 48. yıl dönümü bağlamında kaleme aldığı bir makalesinde şu ifadeleri kullanıyordu. Dostluğun en ılık pırıltılarını onun saf gönlünde bulmuştum. Onu en sevinçli bir günümüzde hem de Cumhuriyetimizin 48. yıl dönümünde son yolculuğuna uğurlamak zorunda kaldık. Güvendiğim, dürüstlüğüne inandığım güzel bir insandı. Riyadan, hilekarlıktan uzak, temiz, tertemiz bir dostluğu vardı ve bu dostluğu dünya nimetleriyle satın alınamayacak kadar da pahalıydı. O, bu dostluğunu vefa potasında eritir ve öyle sunardı arkadaşlarına. Çevresindeki insanların en ufak üzüntüsünü nedense kendi üzüntüsü olarak görür, içselleştirir ve buna da çok üzülürdü.
başkalarının sevinçlerine ortak olmasını da çok iyi bilirdi. Bazen bir üzüntüm olduğunu söylerdim ona sohbetlerimizde. Aradan günler geçer, belki ben üzüntümü çoktan unutmuş olsam bile o asla unutmazdı. Falan iş, o mesele ne oldu gibi bir teknik soruyla konuyu tazeler ve bazen üzgünlük veren, beni üzen şeyin zail olduğunu öğrenirse benden çok çok da sevinirdi. Çok duygulu, hatta lüzumundan fazla duygulu bir insandı. Daha 27 yaşında genç bir teğmen iken Fransızların Pozantı'dan çıkış yapan top mitralyözlerle donanmış güçlü Menil taburunu esir etmek gibi bir şerefe mahzar oluşundan gurur duyduğunu hiç hatırlayamıyorum. Bu misline ender rastlanan olayın münhasıran kendisine mal edilmesini asla sevmez, fakat gerçeklerin tahrif edilmesine de asla dayanamazdı. Hatta Hasan Fehmi Komutan, Kuvayi Milliye dergimizin 122 numaralı Ekim 1970 nüshamızda yayınlanan son yazısında şöyle demişti: "Şüphesiz Menil taburunu esir etmek şerefi münhasıran sadece bana ait değildir. O savaşa katılmış olan tüm kahramanlarımızındır. Benim payıma bu kahramanları sevk ve idare etmek ve kat'i neticeyi istihsal ederek esir alınmasını sağlamak gibi bir vazife düşmüştür." Evet, Kuvayi Milliye dergisinin yöneticisi ve ünlü şair dediğimiz gibi Ümit Yaşar Oğuzcan'ın babası olan Tarsuslu Lütfi Oğuzcan'ın dava arkadaşı Hasan Fehmi Akıncı için söyledikleri böyle. Ama hepsi de bu değil. Bunlar içinde şiirler de var elbette, deyişler de var. İşte bu duygusal kahramanlık ilişkisinden, özel bir yerel dostluktan kaleme özgün dizeler olarak yansıyan ve bir gün şiirleşip bugün bu sohbetimize konu olabilen birkaç satır. Kuvayi Milliyeciler Hasan Fehmi Akıncı ve Lütfi Oğuzcan'a minnet borcumuzu bugün bir daha bu bölümle sunmuş olurken, Oğuzcan'ın Akıncı hakkında yazdığı bir şiirden kısa bir dörtlüğü de yeri gelmişken burada sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bir kara afet vardı, gelip geçti bu dünyadan. Tatlı bir iz bıraktı, göçtü gitti fenadan. Bağlı idi Tanrı'ya, haberdarı ukbadan, makamı cennet olsun dilerim, dilerim kibriyadan. Günümüz Türkçesine uyarlayacak olursak, izninizle şöyle toparlayabiliriz: Bir kara afet vardı, gelip geçti bu dünyadan. Tatlı bir iz bıraktı, göçtü gitti şu fani dünyadan. Bağlı idi Tanrısına, haberdardı ahiretten, öteki dünyadan. Makamı cennet olsun dilerim, o ulu Tanrı'dan, Allah'tan. Evet, Tarsus'un yetiştirdiği askeri kahramanlardan biri olan ve birçok bölgede Mustafa Kemal Paşa'nın kurtuluş hayallerine omuz veren Hasan Fehmi Akıncı, 1892 yılında Tarsus'un Sofular mahallesinde mütevazı, yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş bir isim. 14 Temmuz 1950'de Eskişehir Jandarma Müfettişliğinden emekli olan Hasan Fehmi Akıncı, ölümüne kadar yaşamını Tarsus ve Mersin'de sürdürmüştür. Ne var ki hem de Cumhuriyet'in 48. yılının kutlandığı bir gün, yani 29 Ekim 1970 tarihinde hayata gözlerini yuman bu kahraman komutan Akıncı, 1. Cihan Savaşı ve İstiklal Savaşı'nda asker olarak görev almasından ötürü kendisine harp kıdem zammı bağlanmış ve Kurtuluş Savaşı'ndaki üstün hizmetlerinden ötürü İstiklal Madalyası ile de onurlandırılmış bir isim, yerel bir kahraman. Tarsus'un yetiştirdiği bir diğer asker evladı olan Zeki Baltalı'nın da bir anlatımında dediği gibi Hasan Fehmi Akıncı hakkında övücü ve hayranlık dolu sözleri görüyoruz. İşte bu sözler öyle bugün kolay kolay unutulacak gibi bir şey de değil. Şimdi Hasan Fehmi Akıncı'yı anlatıyoruz, ancak Anadolu'nun dört bir köşesi işte böylesi isimsiz nice kahramanla dolu, kim bilir diyorum.
Onları da bu vesileyle burada sizlerin huzurunda saygıyla anmak istiyoruz. Dönelim. Şöyle diyordu Tarsuslu Zeki Baltalı, Tarsuslu komutan Hasan Fehmi Akıncı hakkında. Hemşerim, değerli büyüğüm Hasan Fehmi Bey, mütevazı bir ailenin çocuğuydu. Bizlerden yaş olarak biraz büyüktü ama yakın bir komşusu olarak onu da yakından tanıma fırsatı bulmuş oldum. Mutluyum. Çocukluğum neredeyse onunla birlikte aynı mahallede, aynı sokakta, aynı avluda geçti diyebilirim. Rahmetli Akıncı büyüğüm ile çok hatıram var ama benim üzerimde en çok iz bırakan birini burada gururla anlatmak istiyorum. Ben Naili Hürriyet Köyü'nde grup kumandanıydım. Bir gün ziyaretime geldi. O sıralarda Tarsus İşgal Kuvvetleri Kumandanı Kostilyer tarafından memleketin birçok genç ve güzide münevver çocuklarının zindana atıldığını Hasan Fehmi komutana ziyaretinde aktardım. Hemen benden bir kağıt kalem istedi ve Fransız komutana orada şöyle bir mektubu kaleme aldı. Tarsus'un bir günah münevver çocuklarının zindana attığınızı öğrendim. Bunların derhal tahliye edilmesini istiyorum. Aksi takdirde elimizde esir bulunan başta binbaşı Menil olmak üzere bütün Fransız esirlerinin aynı tür muameleye tabi tutulacağını da buradan ihtar ederim. İşte bu anlamlı mektubun rahmetli Yeniceli büyük çiftçilerden Mustafa Efendi eliyle bizzat Fransız komutana verildiğini ve kumandanın bu sert ultimatomu bon bon diyerek karşıladığını, anlattığını ve ertesi gün zindana atılmış herkesin anında serbest bırakıldığını çok iyi de hatırlamaktayım. Bu hareket artık milli kuvvetlerimizin kendini kabul ettirdiğinin bence en büyük işareti, en büyük kanıtıydı. Rahmetli Hasan Fehmi Bey ile 50 yılın üstündeki hemşerilik ve arkadaşlık hukukumuz onun ölüm anına kadar çok samimi saygı ve sevgiye istinad ederek devam etmiştir. Ruhu şad olsun diyorum. Evet, Anadolu'nun Mustafa Kemal'e inanmış kahraman evlatlarının hepsi huzur içinde uyusun diyoruz bir kez daha. Tıpkı Tarsus yakınlarındaki Güle köyünden 44 özel kahramanın Hasan Fehmi Akıncı komutasında verdiği akıl ve inanç dolu savaşla 800 kişilik Fransız birliğini pusuya düşürüp esir aldığı bugün bile Toroslar eteklerinde konuşulup geliyor. O kahramanların bugünkü torunları ise atalarıyla her zaman büyük bir gurur duyuyor. İşte Karboğazı mevkiinde karşılaştığımız, görüştüğümüz birkaç torun ve onların dedeleri hakkındaki düşünceleri ve duyguları. Ben Karboğazı kahramanlarından Musluk Mustafa'nın torunu Mustafa Öğüten. Ben çok şanslı bir insanım. Dedemi anılarını canlı dinleyen birisiyim. Dedem İnönü'nün makinel tüfek çavuşudur. Uzun süre askerlik ve savaştan sonra köyüne döner ve o 44 kahramanın arasına katılır. Yani Karboğazı kahramanların arasına katılır. Dolayısıyla ben dedemle ne kadar övünsem, ne kadar onur duysam azdır. Onu saygıyla, sevgiyle, hürmetle anıyorum. Ne diyebilirim ki? Bu kahraman yiğitlerin torunlarıyız. Bunlara ne söylesek az gelir. Ama onların ruhu şad olsun diyorum. Onları iki mısra şiirle hatırlamak isterim. Çete. Ben bir çete çocuğum. Babama çete derler. Çetelerin kanıyla kurtulmuştur bu yerler. Ağabeyim Kore'de korudu şerefimi, ben de yarın büyürsem bilirim hedefimi. Ruhları şad olsun. Milletimiz umarım bundan sonra böyle işgaller yaşamaz, yaşamamalı, yaşamayacaktır. Ruhları şad olsun. Dedem Kasım Mehmet Halil, Kurtuluş zamanında savaşmış, belli bir süre savaştıktan sonra orada esir düşmüş. 7 sene esir kalmış, 7 seneden sonra nasıl bir anlaşma olduysa serbest kalmış. Serbest kaldıktan sonra yayan, aç susuz yolda gelmişler,
7 seneden sonra köyümüze gelmiş. Daha sonra işte buraya düşmanların geldiği zamanlarda bu Niğde tarafına buğday almaya giderken Kumcuveli ve Haççabacı giderken orada bir grup düşmanla karşılaşmışlar. Onlar Güylek Boğazı'nı sormuş. Onlar şaşırtma amaçlıyla buradan gelmişler. Hatta bu Akarca mevkiinde konaklamışlar. Onları yemekle burada yemek vermişler. Yalnız köye haber salmışlar. Burada bir tabur asker var diye köyden ellerine kürek, gazma, kırma, tek dolma tüfeklerle gelmişler. Uyacak denilen mevkide bir derede kıstırmışlar. Onlarla esir almışlar. Bu kadarını biliyorum ben. Dedem Güyletli Kısımme Talil derlerdi. Şimdiki o zamanlar lakabıylaymış. Şimdi soyadımız Çorak. Yani bu kadarını biliyorum ben kısaca. Başka pek çok bildiğim bir şey yok. Şu dağlara baktığınızda dedenizin de bu mücadelede yer aldığını, bu topraklar için mücadele verdiğini hiç hatırlıyor musunuz? Ara sıra baktığınızda böyle bir onur duyuyor musunuz atalarınızdan? Şimdi onu onur duyuyorum tabii. Yalnız babamın, dedemin burada savaştığında benim babam 7 yaşındaymış. Bu düşmanları esir aldıklarında onlarda bizim beksimet dediğimiz ekmek varmış. Babam beksimet ekmeği yiyeceğim diye, gavur ekmeği yiyeceğim diye ağlarmıştı. Bunları anlatırlar. Tabii o günleri ebem burada inekçilik yapmış. O günleri hatırladığımızda tabii gurur duymaz mı insanın ebesinden dedesinden? O günleri Allah bir daha yaşatmasın. Öyle bir şey olmasın. Ne dedemiz, ne ebemiz, ne biz öyle bir duruma düşmeyelim. Böyle bir şey olsa ne yaparsınız? Vatanım içinse elimden gelen ne varsa yaparım. Mustafa Kemal Atatürk bugün hayatta değil ama onun mücadelesiyle esinlenen bu bölge insanları Karboğaz'da büyük bir zafer yazmış. Bir daha olmasın diyorsunuz ama herhalde Mustafa Kemal ruhuyla tekrar böyle bir gerek olsa bu mücadeleye girer misiniz? Tabii girerim. Girmez mi? Mustafa Kemal gibi bir kurtarıcı var mı? Öyle bir kahraman çıkmış mı hiç? Her zaman en azından yani yaşatmayı isterim. Her zaman o ruhu ölümüne kadar devam edecek. Zaten kimse bunu silemez. Karboğazı denilen bölge aslında Tarsus-Ankara karayoluna ve bu güzergahtaki Güylek köyüne yaklaşık 9 kilometre uzaklıkta çok ilginç ve sessiz bir alan. Bölgede dediğimiz gibi ilginç bir sessizlik ve huzur hakim. Karboğazı Savaşı kahramanları anısına yıllar önce Tarsus Belediyesi tarafından yaptırılmış oldukça kapsamlı, donanımlı, geniş bir tören alanından başlamak üzere çatışmaların yaşandığı Torosların yamacındaki Karboğazı Vadisi'ne araçla erişebilmek için bir hayli zorlanıyoruz. Çünkü yolları o günler gibi doğal kalmış ve öyle ki adım adım ilerleyen aracımız delik deşik olmuş dar yoldaki süreçte sürekli hoplayıp duruyor. Ama bu bölgenin köylüleri oldukça dertli son yıllarda. Zira Karboğazı bölgesini turizm bölgesi kapsamına almış devlet. Güylekli köylüler ise kısmen tarım alanı olarak kullandıkları ve doğal gıda ürünleri yetiştirdikleri bölgenin ellerinden gideceğini ve turizm ile kirleneceğinden, tarihi anlamını yitireceğinden de endişe ediyorlar. Ve bunu da dillendirmekten, devlet babaya kanalımız aracılığıyla seslenmekten de çekinmiyorlar. Karboğazı'nda 100 yıl önce Çukurova'ya inmeyi deneyen Fransız işgal taburunu esir almış Güylekli isimsiz kahramanların o torunlarına yeniden kulak veriyoruz. Ben şahsen turistik bölge olmasını istemiyorum.
Çünkü insanlar çoğaldık sıra buraları kirletiyor. Buraların özelliğini kaybediyor. Yani ben şahsen karşıyım. Buranın turistik bölgesi olduğuna. Çünkü şimdi şu anda şu doğayı gezecek olsan kim yerde poset, poşet, rakı şişeleri, bira şişeleri, pislik. Yani çok kötü durumda. Ben çok fazla Karabağlı'da bu pis, temiz doğamızı kirletmek istemiyorum şahsen. Karboğazı'nı turizm bölgesi ilan ettiler. Kime sordular? Hiç kimse yöre halkına sormadan birkaç siyasinin dilinin ucundaydı buranın turizm bölgesi olması. Biri birilerine yalakalık yapma babında gittiler turizm bölgesi ilan ettiler. Köyün halkının tamamı turizm bölgesi olmasına karşı ama bunu nereye anlatacaklarını dahi bilmiyorlar. Burada küçük baş hayvancı yetiştiriciliği yapan malcılar var. Bu insanların yarın nereye gidebileceklerine dair hiçbir fikirleri yok. Bunlar yok olursa yarın devlet edecek bana iş bul, güç bul. İşsizim, acım, susuzum. Bu insanları işsiz bırakmanın bir mantığı ve felsefesi yok. Ve doğayı kirletmek için turizm alanı derler yarın. Burayı kirleteceklerinden de köy halkı emin. Onun için köy halkı rahatsız oluyor bu konuda. Devletin yetkili kurumları eğer mümkünse bunu bir an evvel turizm bölgesinden çıkartıp toprakları köylüye vermeleri önemli rica olunur. Yani biz buraların turist olanı olmasını istemiyoruz. Çünkü geçimimiz bura. Öylesiye kadar biz yani boynumuzdan geçimliyiz. Elimizden geldiği kadar buralarla uğraşmaya çalışıyoruz. Çalışacağız yani. Toprak sıcak ve güzeldir. Toprağın en güzel yerlerinden biri memleketimdir benim. Memleketim. Memleketimi seviyorum. Çınarlarında kolon vurdum, mahpushanelerinde yattım. Hiçbir şey gideremez sıkıntımı. Memleketimin türküleri ve tütünü kadar. Memleketim, memleketim. Sen dünyanın en haklı kavgalarından birini yapansın. Ve ben o kavgayı ve ben seni sevenim. Bu bağlamda bu toprakları bize bağışlayan, bize bırakan o kahramanlara yürekten teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz. Rahmetle, hürmetle anıyoruz. Evet değerli Toplum 24 TV izleyicileri, Tarsus Ankara Karayolu'na paralel bir vadide yer alan Karboğazı'nın kahramanlık öyküsü işte böyle uzayıp gidiyor. Program süremiz içinde paylaşabileceklerimiz, bilgiler şimdilik bu kadar diyelim. Ancak dedik ya bu ülke, bu cumhuriyet eğer bugün 100 yaşında ise sadece Tarsus yakınlarındaki Karboğazı'nda değil, Anadolu'nun dört bir köşesinde yaşanmış yerel kurtuluş direnişlerine, çatışmalara katılmış, milletin istiklali uğruna can vermiş, kan vermiş daha nice isimsiz kahraman sayesinde olmuştur diyoruz. Hepsinin ruhları şad olsun derken hepsini saygıyla anıyor, anıları daima anımız olacak diyoruz inançla. Türkiye Cumhuriyetimizin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'da çaktığı o kurtuluş ve bağımsızlık ateşinin daha nice yüzyıllara ulaşması için bugünden başlamak üzere gelecek kuşaklara da önemli sorumluluklar düştüğünü de buradan bir vesileyle hatırlatmayı düşünüyorum. Çünkü kolay kurulmadı bu vatan diyorum. Kolay olmadı ulusça kurulmuş o masum bağımsızlık hayalini bugün 100 yıl öncesinden gerçek yapabilmek. Türkiye Cumhuriyeti dediğimiz gibi 100. yılını kutluyor tam içinde bulunduğumuz bu sene. Yani 2023 yılında Ekim ayında. Bu kutsal emaneti etrafı yine örümcek ağları gibi örülmeye de çalışılıyor ne yazık ki. Kuşatma niyetleri içten ve dıştan zaten yıllardır süre geliyor.
Cumhuriyetin aydınlığından korkanlar, bir diğer deyişle kendi gölgesinden ürkenler, Türkiye Cumhuriyeti'ni sağlam kılan ulusal sütunları sürekli sinsice kazımak ve altını hala boşaltmakla meşgul. Ama bir ses duyar gibiyim sanki. Sonsuzluk uykusundan uyanıp, yattığı yerden doğrulup, nerede kalmıştık diye bağıran, haykıran Mustafa Kemal Paşa'yı da duyar gibi oluyorum. Ve ardından Çanakkale'de, Gelibolu'da, Samsun'da, Sivas'ta, Erzurum'da, Ankara'da, İzmir'de, Ege'de, Aydın Ovalarında, Efelerin yüreklerinde, Maraş'ta, Antep'te, Urfa'da, Adana, Mersin ve Tarsus'ta kurtuluşa ve istiklaline inanmış ve Mustafa Kemal'in etrafında kenetlenmiş tüm kuvayi milliyeci Anadolu'nun isimsiz yiğit evlatlarının uyandığını da hisseder gibiyim. Bağırıyorlar, hep birlikte haykırıyorlar ve sanki nerede kalmıştık, nerede kalmıştık, nerede kalmıştık der gibi. Mehmet Can Bolat, Toplum 24 TV, Tarsus, Türkiye. Kuşumun düşmanlık, kendi yazgımız şimdi.